Gecenin tutsakları. Luya ve Haris Mesadur Dağı'nın yamaçlarına doğru gizli ve zor bir tırmanış gerçekleştirmişlerdi. Sis altlarındaki düzlükte tüm bilinmezliğiyle onları bekliyordu. İkisi de pür dikkat beyaz örtünün derinlerine bakıyorlardı. Vaktin biraz daha ilerlemesiyle beraber sisin derinlerinden bu dünyaya ait olmayan sesler yükselmeye başlamıştı. Bu sesler hüzünlü bir atın çığlıkları gibi giderek bulundukları yere doğru yaklaşıyordu. Ses artık tahammül edemeyecekleri bir seviyeye ulaşmıştı. Adeta onları kendine çağırıyordu. Haris bunu anlamış olacaktı ki ayağa kalkan Luya'yı sert bir hareketle yanına oturtmuştu. Haris, Luya'nın kulaklarını elindeki safir bezle tıkamıştı. Şimdi büyünün esaretinden kurtulan Luya'nın mavi gözlerinin derinlerine bakıyordu. Ona cesaret vermek ve yüreğindeki korkuyu gidermek için elini sıkıca kavramıştı. Bu dokunuş işe yaramıştı. Kendine gelen Luya, bu yabancının dokunuş ve bakışlarından kendini uzaklaştırmıştı. Sis etkisini yavaş yavaş kaybediyordu. Dağılan sis ile birlikte uçurumun kenarında kalabalık bir grup belirmişti. Şabonat ve Demanis grubun ortasında, kadim bir sunağın yanında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yerde uzanıyorlardı. Luya'nın gözleri iri iri açılmış bu sahneyi seyrediyordu. Mutlu ve sevinçliydi. Yoldaşlarını bulmanın mutluluğunu yüreğinde yaşıyordu. Arkadaşları ölmemiş ve sağ bir şekilde karşısında duruyordu. Haris şimdi Luya'ya bir şeyler fısıldıyordu. Luya onu duyabilmek için güzelliğinden korktuğu bu yüze istemsizce yaklaşıyordu. Haris, çok fazla kalabalıklar, onlarla mücadele etmemiz mümkün değil. Planda birkaç değişiklik yapmak zorundayız. Luya, ne gibi bir değişiklikten bahsediyorsun? Onları korkutarak dağıtacağını söylemiştin. Haris, sanırım daha fazlasını yapmam gerekecek. Gökçeler çok tehlikeli yaratıklardır. Onları korkutup uzaklaştırabiliriz. Bu doğru, fakat sunaklarına hediye edecekleri kurbanları ellerinden almaya çalışmamız onları korkusuz yaratıklar olarak üzerimize saldırtacaktır. Luya, peki ne yapacağız? Haris, ben meşaleleri yaktığım vakit dostlarınla beraber buradan uzaklaşacaksın. Her ne olursa olsun arkanıza bile dönüp bakmayacaksınız. Sadece dağa doğru koşacaksınız. Luya, peki ya sen? Haris, ben başımın çaresine bakabilirim. Beni düşünme, kimsesiz ve amaçsız bir gezginin kaybedebileceği her şeyi kaybettim, hikayelere yakışan bir son arzuluyorum. Luya, Haris'in mavi gözlerindeki hüznü okuyabiliyordu. Her ne kadar yabancılara uzak bir hayat yaşamış olsa da Luya, bu adamın gözlerinde onu korkutan bir gerçekliği hissedebiliyordu. Kalbi ve yüreğinin ona hissettirdikleri kızarmasına neden olmuştu. Şimdi elini şefkatle Haris'e uzatmıştı. Luya, başka bir yolu daha olmalı. Bu şekilde bir fedayı gerçekleştirmene izin veremem. Lütfen beni bu vicdan azabına mahkum etme. Luya sözlerini bitirmişti ki kalabalıkta bir hareketlilik cereyan etmişti. Demanis şimdi iki gökçe tarafından sunağa doğru sürükleniyordu. Haris, sanırım bunu tartışmak için artık zamanımız kalmadı. Hemen başlamak zorundayız, yoksa arkadaşını kurban edecekler. Haris cebindeki sıvıyı Luya'nın kılıçlarına dökmüştü. Şimdi aynı işlemi elindeki meşalelere de uyguluyordu. Tüm hazırlıkları bittiğinde Luya'ya döndü. Haris, başlıyoruz. En küçük bir tereddüt sen ve dostlarının sonu olur. Sadece dağa doğru koşun. Haris şimdi cebinden çıkardığı taşlarla kılıç ve meşaleleri tutuşturmuştu. Şimdi bulundukları yokuştan gökçelerin üzerlerine doğru koşuyorlardı. Bu hareketleri gökçelerin ani bir şok ile dağılmalarına neden olmuştu. Gökçeler bu yabancıların varlıkları ile adeta çılgına dönmüşlerdi. Haris elindeki meşalelerle üzerlerine doğru ilerliyordu. O hareket ettikçe sis ve gökçeler geriye doğru kaçıyorlardı. Luya hızlıca Şabonat ve Demanis'in yanına ulaşmıştı. Şimdi arkadaşları şaşkın gözlerle ona bakıyordu. Luya yanan kılıcı ile iplerine dokunduğu anda görünmeyen zincirleri çözülmüştü. Şimdi dostlarını ayağa kaldırıyordu. Luya'nın dostlarını serbest bırakmasıyla beraber gökçeler adeta çılgına dönmüştü. Şimdi kalabalık kümeler halinde Haris'e saldırıyorlardı. Luya, beni takip edin. Daha doğru koşmalıyız. Şabonat, yoldaşını yalnız bırakamayız. Ona yardım etmeliyiz. Demanis, arkamı dönüp gitmeyi kendime bir hakaret sayıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum, ben buradayım. Luya, lütfen beni dinleyin. Onlarla savaşmamız imkansız. Haris bize dağa kadar refakat edecek.
Eğer ateşlerimiz sönmeden dağa ulaşmayı başarabilirsek bu esaretten hep birlikte kurtulacağız. Şimdi tüm grup Haris'in hizasındaydı. Haris önlerindeydi. Luya ve arkadaşları dağa doğru koşuyorlardı. Tam dağın eteklerine ulaşmışlardı ki güçlü bir kıble yeli onları yakalamıştı. Haris ve Luya'nın elindeki meşaleler bu rüzgarın şiddetiyle sönmüştü. Şimdi sis ve gökçeler üzerlerine doğru yaklaşıyordu. Haris, Luya ve arkadaşlarını terk ederek ön tarafa doğru yönelmişti. Yalvaran bakışlarla şimdi Luya ve arkadaşlarına bakıyordu. Haris, birkaç adım sonra esaretlerinden kurtulacaksınız. Devam edin. Daha doğru koşmalısınız. Luya tam ona beraber gitmeleri için yalvarmaya hazırlanıyordu ki Haris buna izin vermeden sisin içine atılarak onun gizeminde kaybolmuştu. Ondan geriye sisin içinden gelen kılıç sesleri ve haykırışlar kalmıştı. Şimdi Şabonat Luya'yı kollarının arasına almış çekiştirerek daha doğru ilerlemeye çalışıyordu.